mağdurlar olarak tam olarak ne istiyorsunuz yetkililerden, hükümetten? Ve biraz önce Gülşen Hanım da ayrıntılarını paylaşmaya çalıştı. Neden Evet. bir iade itibar söz konusu olmadı? Örneğin o Ergenekon balyoz sürecinde yargılananlara dahi iade itibar yapılmışken, verilmişken 28 Şubat sürecinin üzerinden tam 24 yıl geçmiş olmasına rağmen size neden bir iade itibar söz konusu olmadı? Öncelikle şunu ifade edeyim. Evet, bizim bir iade itibar beklentimiz var. İşte Gülşen Hanım az önce ifade etti zaten. İade itibar yapılması için öğretmen olan, o dönemde biz öğrenciydik ama öğretmen olan öğretmenlerimiz için, mesleğe geri iade edilenler için iade itibar çalışmalarının ne şekilde ilerlediğini az önce ifade etti zaten Gülşen Hanım. Bizim bir af beklentimiz yok Mehmet Bey. Çünkü Gülşen Hanım da ifade etti, ben de tekrar ifade edeyim. Biz 28 Şubat sürecinde utanılacak, ayıplanacak ve illegal hiçbir şey yapmadık. Bizim bu nedenle 28 Şubat mağdurları olarak, mağrurları olarak bir af beklentimiz yok, bir iadeye itibar beklentimiz var. İadeye itibar beklentisinin de karşılanamamasını bir fiili yaşayanlarından birisi olarak Gülşen Hanım az önce ifade etti. Müsteşar Bey'le görüşülmüş ve bu sürecin yapılıyor olmuş olmasına rağmen ilerleyen süreçlerde alttaki memurlar tarafından bir şeylerin sekteye uğratıldığı süreçlerden geçiyoruz. Yani bu da demek oluyor ki bürokrasinin içerisinde hala FETÖ bağlantılarının devam ettiğini biz bu süreçlerle beraber görmüş oluyoruz.